LGS'ye son 75 gün. Gerçekten pazartesi günündeyiz de güzel bir gün. Hava biraz bulutlu olabilir ama bizler zaten evde olduğumuz için güzel güzel çalışmaya devam ediyoruz. Sınav ertelenmezse sınavın üstesinden basıp geçeceğiz. Niye? Çünkü bizler hala evde ciddi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Günün sözüne baktığımızda Longfellow zor bir ismi varmış. Başarı beklenecek bir şey değil. Uğruna çalışılması gereken bir şeydir diyor. Gerçekten tabii bu arada bir şey ayrı yazılması lazım. Uğruna çalışılması gereken bir şey. Gerçekten başarmak istiyorsak hiçbir bahaneye tutmamalıyız. Ya öyle oldu da böyle oldu. Hayır. Bizler kitap okumalarımıza devam etmeliyiz. Denemelerimizi çözmeye, test çözmeye devam etmeliyiz. Ve en sonunda da başaracağız inşallah. Günün yorumuna baktığımızda İrem Dursun'un soruları var. Bakalım İrem ne demiş? Sınavın yaklaştığı bugünlerde nasıl bir çalışma olmalı izlemeliyiz? Tabii ki bol bol soru çözerek. Bol bol soru çözerek. Çünkü sınavda bize soru soracaklar. Bu birincisi. Bunu zaten biliyoruz. İkincisi, biliyorsunuz konular birazcık azaltıldı. Konuların azaltılması, daha doğrusu uzaktan eğitimdeki konuların sınavda çıkmayacak olması bizim için diğer konularla alakalı bol bol soru çözme imkanı doğurdu. Zaten biz Mart'a kadar konuları muhtemelen okulda duymuştuk, kurslarda duymuştuk, bir yerlerde duymuştuk. Şimdi bunlarla alakalı soru çözme zamanı. Dolayısıyla bir an önce soru bankaları alıp bol bol soru çözmeliyiz. Günlerimizi nasıl daha verimli geçirebiliriz? Bakın, birincisi erken kalkıp erken yatmalıyız. Yani erken yat ve kalk. Erken kalkan işine şeker katar açına. İkincisi aynı saatte çalışmalıyız. Böyle evde olduğumuz için bazen verimsiz olabilir. Yani işte bazen 8.30'da başlıyorum hocam. Bazen 9.30'a başlıyorum. Bazen 10. Hayır. Her zaman tam net bir saat olması lazım çalışmanızın. Ve hangi saatte neyi çözeceğiniz, neyi çalışacağınız net bir şekilde belli olmalı. Bazen konulara ve tabii ki de aynı saatte başla. Aynı saatte başla. Ve tabii ki de en önemlisi bol bol kitap oku. Bakın bol bol kitap okumanız lazım. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanı da defalarca söyledi. YÖK Başkanı da söyledi, ÖSYM Başkanı da söyledi. Çok fazla kitap okuyan öğrenci sınavda başarılı olacak dedi. Yani siz şu kitabı okuduğunuzda sadece Türkçeniz gelişmiyor arkadaşlar. Matematiğiniz, fen bilgisi, inkılap tarihi, din, İngilizce. Belki İngilizce o kadar katkısı yoktur ama dikkat yeteneği bunların hepsi gelişiyor. Dolayısıyla kitap okumamız önemli. Bazen konuları anlıyorum ama soruları çözerken tıkanıyorum, ne yapmadım? Soruları çözerken tıkanmamamız için tabii ki bol bol tekrar yapmamız gerekiyor. Bol bol soru çözerekten yaptığımız hatalardan üzerine gitmemiz gerekiyor. Yani bir konuyla alakalı diyelim ki atıyorum fen de ikinci konu olsun. Fen ikinci konu. İsmi ne olduğu önemli değil. Veya matematik üçüncü konu. O konuyla alakalı gelebilecek 10 tane soru tipi var. Birinci soru tipi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. soru tipi. Şimdi sen İlk başta konu öğrendi, birinci soru tipini görüyorsun, bunu hallettin. İkinci soru tipini görüyorsun, bunu hallettin. Üçüncü soru tipini görüyorsun. Sonra soru çözmen lazım. Soru çözdün, bu soru tipini de gördün. Şimdi sana sınavda, denemede bir tane soru geldiğinde eğer bunlardan gelirse kaçırıyorsun ama bunlardan gelirse doğru yapıyorsun. Aa ben bu konuyu öğrendim zannediyorsun ama hala çözmediğin soru tipleri var. Bu soru tiplerini çözüp, bunlarla alakalı soru pekiştirip en sonunda tüm soru tiplerini çözdüğün zaman zaten artık soru senden kaçamıyor. Hangi tarz gelirse gelsin artık yapabilecek seviyeye geliyorsun. Tatil çok uzarsa, daha çok uzarsa yazılarımıza ne olur? Karne ortalamamız nasıl olur? Onu Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerde herhangi bir haksızlık olmayacak şekilde en adaletli şekilde sizlere ayarlamaya çalışacaktır. Eğer tatil uzarsa hiçbir şekilde korkmayın. Siz tatil bittiğinde, sınav önümüze geldiğinde biz demiştik sınav var diye bu konulardan çıkacağını söylemiştik. Hadi o zaman çalıştıysanız gelin sınav olun dediğinde her şekilde hazır olmak için çalışmaktan vazgeçmeyin. Yazılarınızla alakalı veya karne ortalamanızla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı sizin için en uygun, en güzel şeyi, oh be güzel oldu hakikaten diyeceğiniz şeyi ayarlar. Biraz telefona bakayım diyorum. Sonra da telefondan kendimi alamıyorum. Ders çalışmaya karar verdiğinde de saat çok geç oluyor, çalışamıyorum, ne yapmadım. O zaman telefon cezası vereceksin. Mesela o gün telefon seni hapsetti ya. Sen de öbür gün telefon hapsetti. Diyeceksin ki ben kendime ceza veriyorum. Bundan sonra bu telefon benim yanıma bugün 24 saat gelmeyecek diyeceksin. 24 saat telefonsuz o kadar zor bir şey ki ben bir kez de kendime öyle bir ceza verdim. Az kalsın mahvoluyordum yani. 24 saat telefonla mahvoldum, ağlayacaktım yani. Dolayısıyla bir daha böyle bir ceza vermemek için telefonu uçak moduna alacaksın ders çalışırken, koyacaksın kenara. Çalışacağın saat belli olursa yani ben işte saat 9'da oturacağım dersen 9'dan 11'e kadar çalışayım ya diyelim ki. 11 ile 11.30 arası yani bu arada dinlenirken telefonuna bakabilirsin, o ayrı mesele. Denemelerde matematikten başlasam feni yetiştiremiyorum. Fenden başlasam matematiği yetiştiremiyorum, ne yapmalıyım? Bence fenden başla. Çünkü fenden başlarsan ve bol soru çözersen feni yetiştirir, ardından matematiğe geçebilirsin. Matematikten başlarsan matematik biraz zor olduğu için fende yapabileceğin kolay soruları da yanlış yapmana veyahut da kolay soruları kaçırmana sebebiyet verebilir. Ama en doğru yöntem genelde biz öğrencilere hani turlama taktiği. Önce kolayları ye, önce kolay fıstıkları, önce kırık fıstıkları ye, sonra kapalı fıstıkları yönel diyoruz ya. Turlama taktiğinde önce zor soruları değil de kolay soruları yap, bitir bütün soruları, sonra zorlara bak diyoruz. Fen de matematikten biraz daha kolay olduğu için önce feni yap diyoruz öğrenciye, sonra matematiğe geçiyoruz. Bizim bundaki söyleme sebebimiz bu. Kahramanmaraş top fencisini tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtırız.
Günün kitabına baktığımızda Victor Hugo'nun Sefiller eserini görüyoruz. Gerçekten romantik dramı kurucusu olan Victor Hugo burada sefillerin hayatını çok güzel bir şekilde anlatmış bizlere. Günün okuluna baktığımızda Kahramanmaraş Top Fenlisesi'ni görüyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği 2.01 ile almış. Wow, Maraş gerçekten fenlisesi yüksek bir okul. Tıplar, mühendisler havada uçuşuyor. Hiç tartışmaya gerek yok. Günün kaynağına baktığımızda kota denemelerini görüyoruz. Şimdi bu denemelerin içerisinde tabii ki eğer okullar açılırsa sizin çözeceğiniz kısımlar var. Okullar açılmazsa nereye kadar geleceğiniz belli zaten. Burada siz diğer kısımlarla alakalı bol bol soru çözüp tarama yapıp konularınızı pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Günün kaynağı veya diğer kaynaklarımızdan da mutlaka faydalanabilirsiniz. Günün sorusuna baktığımızda fen bilgisiyle alakalı. Bu soruyu da çözdüğünüzde fenle alakalı bu konuyla olan hakimiyetinizi ölçmüş olacaksınız. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bizler ev okulda LGS öğrencilerimiz için sıkı sıkıya program yapmaya devam ediyoruz. Sizlerin de orada vazgeçmeden çalışacağınızı biliyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin arkadaşlar.